Şu kadının rüküşlüğünü gördün mü? Görmedim. Merhaba. Aa canım, hoş geldin. Merhaba. Ne oldu sana? Moralim çok bozuk. Rengin solmuş, iyi misin? Ne oldu? Dün gece Nihat'la Behlül kapışmışlar. Aa, nerede? Kulüpte. Resmen dövüşmüşler. Ya ne diyorsun? Yumruk yumruğa girişmişler işte. Aa. Rezil olmuşlar. Allah'tan magazinci falan almıyorlar oraya. Peki dertleri neymiş? Elif. Elif yüzünden birbirlerine girmişler. Her şey üst üste geliyor. Sinirlerim çok bozuk. Canım ağlama. Ağlama da anlat şunu doğru dürüst. Koliler yandaki odaya gidecek. Yine direnecek. Özür dileyecek. Beni yoracak diye bekliyordum. Hiç değilse bunları yaşamadık bu sefer. Bir iki gün sonra gelir de ayaklarına kapanırsa sakın yumuşama anne, sakın. Daha önce de kaç kere ayrılık kararı verdim. O zaman hiç destek olmadın bana. Üzülmeni istemiyordum. Ama onunla devam edersen daha çok üzüleceğini biliyorum artık. Bundan sonra en büyük destekçim benim. Hep yanındayım anne. Her zaman seninleyim. Sakın kendini yalnız hissetme. Başlarda zorlanacaksın belki. Ama bu bir süreç. Birlikte atlatacağız. Sağ ol oğlum. Ama bugünlere hazırlıklıydım hep. Zorlanacağımı sanmıyorum. Sizin işleriniz ne olacak? Babanla birlikte iş yapıyordun değil mi? Sakın bundan kimseye bahsetme anne. Sakın. Tamam, biliyorum. Onunla hiçbir bağım kalmayacak artık. İş ilişkisi falan da zaten kalmadı. Onu dinlediğim için çok pişmanım. Kandırdı beni her zaman yaptığı gibi. Zaten beni hiç sevmedi, hiç. Sevmeyi bilmiyordu ki. Bütün hayatım boyunca başarısız olduğumda yüklendi. Ezdi beni. Başarılarımla övünmedi. Her durumu, yaşanan her şeyi kendi menfaatine uygun değerlendirdi. Ben de onu sevmiyorum anne. Babamı sevmiyorum. Utanıyorum artık ondan. Çok utanıyorum.